Milletvekillerim, değerli yol arkadaşlarım, değerli basın mensupları, bugün Uşak'ta İstanbul Milletvekilimiz Özgür Karabat ve İzmir Milletvekilimiz Erdem Arslan'la birlikte, ilimiz Milletvekili Sayın Özkan Yalın'la birlikte bir etkinliğimiz olacak. Onunla ilgili sizlere bilgi vereceğiz. Ancak sözlerime başlamadan önce, tabii bugün Adana'da, Adana Yüreğir'de Çevik Polis Servis Otosu'na yapılan terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak terörün nereden gelirse gelsin kınadığımızı ve lanetlediğimizi, bir terörün insanlık suçu olduğunu Sayın Genel Başkanımız da bizler de defalarca ifade ettik ve buradan bir kez daha bunu vurgulamak istiyorum. Bugün Sayın Milletvekillerimizle birlikte Uşak'ın demokratik kitle örgütlerini, kanaat önderlerini, meslek odalarını ziyaret ederek Uşak'ın ve ülkemizin sorunlarına, ekonomik, kültürel sorunlar hakkında görüş alışverişi yapacağız. Tabii partimizle ilgili sorunları da değerlendireceğiz. Ben sözü daha fazla uzatmadan milletvekillerimize bırakıyorum. Başkanım, Merkez İlçe Başkanım, değerli yöneticilerimiz, Kadın Kolları Başkanlarımız, Gençlik Kolları Başkanlarımız ve de Uşağımızın her zaman bu partiye en üst düzeyde taşımak için iyi gününde, kötü gününde birlikte olan, hep birlikte olan değerli arkadaşlarım, hepinize nişten duygularımla, saygı ve sevgilerimle selamlıyorum hepinizi. Sayın Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım, değerli Cumhuriyet Halk Partililer, Uşaklılar ve değerli basın mensupları, öncelikle bugün Uşak'ta olmaktan çok mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. İzmir'den Ankara'ya araçla geçerken hep böyle kıyısından geçip çok da uğramadığımız bir yermiş Uşak. Çok pişman oldum. Çok şirin, güzel, değerli toplu bir kent. Benim burada olmak da, bugün burada olmam da beni çok mutlu etti. Öncelikle bu memnuniyetimi belirtmek isterim. Sayın İl Başkanımız ve ilçemizin çalışkan, başarılı milletvekili yol arkadaşımız Özkan Bey kısaca özetledi. Cumhuriyet Halk Partisi olarak yeni süreçte Sayın Genel Başkan'ın talimatıyla biz dönem dönem illerimize bir takım ziyaretler yapıyoruz. Bu yapmış olduğumuz ziyaretlerin bir kısmını örgütümüzle daha iyi nasıl başarabiliriz, daha iyi sonuçları partimiz adına nasıl alır, nasıl büyütebiliriz ile ilgili. Bir diğer kısmı ise sivil toplum örgütleriyle, buradaki varlığı muhtarlarla, odalarla, borsalarla, barolarla bir araya gelerek onların sorunlarını dinlemek, bizim çözüm önerilerimizi onlara iletmek, varsa onların sorunlarını, sıkıntılarını alıp Ankara'ya götürüp gerekirse yeni yasama faaliyeti içerisinde bunları değerlendirmek. Burada olma sebebimiz Cumhuriyet Halk Partisi'nin son birkaç yıl uyguladığı politikanın bir gereği. O da şu: hem bölge milletvekillerimiz bu bölgelerde faaliyet gösterirken özellikle bir milletvekili ya da hiç milletvekilimiz olmadığı illere sürekli rutin ziyaretler yapıyoruz. Bölgeyi anlamaya, tanımaya, varsa eksiklerimizi gidermeye, partimizin eksiklerini giderirken aynı zamanda ilin sorunlarına ilişkin çözüm üretmeye ilişkin ziyaretlerde bulunuyoruz. Bugün aslında burada bulunmamızın temel iki gerekçesi bu. Hem örgütümüzün durumunu görmek, hem de Uşak'ın durumunu görmek. Partimizin Uşak'a yapacağı katkı ile ilgili genel merkezimize bir rapor sunmak, oradan oluşacak politikalara katkı sunmak amacıyla buradayız.